Kaydol.com yardımcısı tekrar karşınızdayız. Bugün size PayPal hakkında bilgi vereceğiz ve PayPal'a nasıl kayıt olacağınızı, bir PayPal hesabını nasıl açacağınızı anlatacağımız bir video hazırladık. Yapmanız gereken şey Google'da indir Kaydol, PayPal yazarak aratmak. Burada görüyorsunuz PayPal Kaydol, PayPal hesap aç. Buraya tıklıyoruz. Şimdi burada size zaten biz yazılı olarak bu işlemi nasıl yapabileceğinizi, neler yapmanız gerektiğini anlatıyoruz. PayPal'a kaydolmak için yapmanız gerekenler hani bu yazıda detaylı bir şekilde anlatılıyor. Biz bunu şimdi videolu bir şekilde anlatacağız. Takıldığınız bir yer olursa, videoda anlamadığınız bir yer olursa yazımızdan destek alabilirsiniz. Aynı zamanda yazının altında bulunan isterseniz Facebook hesabınızda, isterseniz de burada bulunan yorum formuyla bize soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi PayPal nedir? PayPal bir ödeme yöntemidir. Çok güvenlidir. Hani çok açık ve net söyleyebiliriz. PayPal çok güvenlidir. PayPal'a kredi kartınızı vererek başka hiçbir siteye kredi kartınızı vermeden PayPal ile ödeme seçeneklerini kullanarak ödemelerinizi yapabilirsiniz. Bu ne anlama gelir? Bu ne işe yarar? Bilmediğiniz bir web sitesine kredi kartınızı vermemiş olursunuz. Hatta PayPal'a da sanal kartınızı, yani kredi kartınıza bağlı sanal bir kartı vererek yine kendi güvenliğinizi daha da arttırabilirsiniz. Böylelikle internette oyun ödemelerinizde veya buna benzer ödemelerde herhangi bir sorun, herhangi bir problem yaşamadan gönül rahatlığıyla kayıt olup PayPal'ı kullanarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki nasıl yapacaksınız bunu? PayPal'da bir hesap açmanız gerekiyor. Bunun için PayPal hesap aça tıklıyorsunuz. Bu arada bakın, direkt açılan sayfadan da bahsedelim. Alışverişte bir aksilik olduğunuzda paranızı geri alabilirsiniz. Gerçekten doğru. Hani benim kendi başıma da geldi. Bir web sitesine kayıt oldum. Ücretsiz 30 günlük bir deneme süresi vardı. Hani bunu kullanmadım dahi. Hani girdim baktım kullanmadım dahi. Orada kredi kartı PayPal bilgilerimi vermiştim. PayPal'dan bir ücret çekildiğini gördüm. Hemen PayPal'a itiraz ettim. Daha doğrusu siteye itiraz ettim. Site böyle bir şeyin olmayacağını söyledi. Ben de PayPal'a itiraz ettim. PayPal direkt otomatik olarak ödememi, yani yapmış olduğum ödemeyi geri aldı. Ve böylelikle çok açık ve net hani kazık yemekten kurtuldum diyebilirim. Burada görüyorsunuz hesap aça tıklıyoruz. Bireysel hesap, ticari hesap. Biz bireysel hesaba devam edelim. Buraya görüyorsunuz Türkiye. Bir e-posta adresi yazmamız gerekiyor. Buraya gerçek bir e-posta adresi verin lütfen. Çünkü öbür türlü e-posta onayını gerçekleştiremeyiz. Şimdi burada bir şifre vereceğiz. Bu şifreyi lütfen siz de güvenli bir şifre olarak tutun. Çünkü şifreniz güvenli olmazsa PayPal hesabınızı başka birisi kullanabilir. Öyle bir sıkıntı olabilir. Gördüğünüz gibi tamamen Türkçe bir giriş. Devam diyoruz. Şimdi burada daha detaylı bilgiler geleceğiz. Ben tabii ki bunları sizin için sadece gösterme amaçlı olarak giriyorum. Siz bu bilgileri doğru bir şekilde vermeniz oldukça önemlidir. Tabii doğum tarihi olduğu için bunu şöyle bir şey verelim. Uyruk, Türkiye, adres. Adresinizi yazmanız da önemlidir. Ben şöyle sadece Ankara, hatta Çankaya, Ankara yazayım. Posta kodunuzu bilmiyorsanız Ankara için mesela 006 006 00. Bu ne demek? İstanbul için 34 00 yazabilirsiniz. Hani bulunduğunuz elin plaka kodunu yazıp sonra 3 tane 0 koymanız da yeterlidir. Buraya bir telefon numarası vermeniz gerekiyor. Bu önemli çünkü telefon numarası vermeden kaydınızı gerçekleştirmeyecektir. Buraya tıklayarak da PayPal'ın sözleşmesini kabul etmiş oluyorsunuz. Telefon numaranızı yine düzgün bir şekilde yazmanız gerekmekte. Hani ben şimdi yine buraya böyle bir numara yazayım. Kabul edin ve hesabı oluşturun dediğinizde de PayPal hesabınız açılmış olur. Peki hemen açılınca kullanabiliyor musunuz? Tabii ki hayır. Çünkü PayPal'a bir kredi kartı veya sanal kredi kartı tanımlamanız gerekmekte. Bunu hesabınızı açtıktan sonra zaten PayPal sizi yönlendirecektir. Gördüğünüz gibi zaten her şey Türkçe, kolay bir şekilde bu işlemi yapabilirsiniz. PayPal'a bunu girdiğiniz zaman artık PayPal ile alışverişinizi yapabilirsiniz. Burada önemli olan şey cep telefonunuzun olması. Cep telefonunuzu doğru verin. Çünkü ileride herhangi bir problem olduğu zaman veya PayPal'la ödeme yaptığınızda cep telefonunuza mesaj gelmesini istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Bunu unutmayın.
PayPal kullanmak, açmak aslında bu kadar kolay. Siz de herhangi bir problem yaşarsanız, hesap açma ile ilgili, PayPal ile ilgili kafanıza takılan başka bir sorun varsa bize iletebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde sorularınızı lütfen iletin. Size en kısa sürede en doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışacağız. Başka bir indikatör.com yardımcısına görüşmek üzere. Hoşçakalın.